Kötü düşünen kötü oluyor. Evet, evet. Tekrar ele alıp bunu tasvir etti. Sahnede kraliçe soyunurken kralın gözdesi onu gözetlemektedir. Ve kral gözdesinin kraliçeyi gözetlediğini görür. Bundan büyük bir zevk alan kral da gözdesini gözetlemeye başlar. Aslında bu çok karışık bir gözetleme olayı. Yani zincirleme gidiyor. Profesör, özür dilerim. İtalyanca'da voyeur seyretmek mi demek? Anlamı seyreden adam demek. Peki ya skopofilya? Sevişme karşısı mı demek? Hayır, bunun anlamı da seyretme zevki demek. Evet, bu konuda size birçok örnek verebilirim. Voyeurismo veya skopofilya edebiyatta çok önemlidir. Ve aynı zamanda anlatmak, yani güzel anlatmak ve anlamlı ifade edebilmek görsellikten, yani sinemadan ve fotoğraflardan daha önemli. Bu nedenle sanatçı bizi bu olaylardaki gizliliğe, mahremiyete, saklanmış duyguların yaptırdıklarına ve yasaklara suç ortağı ediyor. Tabii ki bunu bilinçli olarak eseri çok daha iyi tanımamız için yapıyor. Yarın devam edeceğiz. Çok iyi okuyun. Unutmayın, bu çok zor bir şiirdir. Hoşçakal. Ara beni, tamam. İyi günler. Profesör, beni de götürebilir misiniz acaba? Nereye gidiyorsun? Eve.